Söylediklerimiz teker teker çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Gördüğünüz gibi altının onsu 1980 seviyesinin hemen sınırında. Ve 1980'i kırdıktan sonra ilk hedefi tekrar 2000 doların üstü olacak. Ve sonraki aşamada 2300 ve 2500 dolar seviyelerini denemeye başlayacak. Buna bağlı olarak gram altındaki yükselişi de hep birlikte göreceğiz. Doların da 7.40'a dayanmış olması, bu hafta içerisinde büyük ihtimalle 7.80'i görecek olmasıyla birlikte gram altındaki yükseliş eğilimi daha da hızlanacak arkadaşlar. Kendisini 500 liranın üzerine atacak ve bir daha da 400'lü seviyeleri görme ihtimali azalacak. Hem doları hem altını konuşacağız, hem piyasaları konuşacağız. Aynı zamanda bugün açıklanan önemli veriler ve haberler var. Özellikle açıklanan bütçe verisi çok ama çok önemli. Bu bütçe açığı ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte nasıl bir tehdit oluşturuyor? Bunu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hem altın hem dolar hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Hedeflerine kilitlenmiş durumdalar. 1087 seviyesinde bir borsa görüyoruz. Diğer bir deyimle 108.700 seviyelerinde bir borsa görüyoruz. Ve borsa düşüş eğilimini devam ettirecek. Yabancılar hızlı bir şekilde borsadan çıkmaya devam ediyorlar. Varlık fonu tek başına kalmış durumda. Kendi çalıyor, kendi söylüyor arkadaşlar. Ve bu koşullar içerisinde yabancıların Türkiye'ye gelme ihtimali her geçen gün azalıyor. Türkiye'deki riski gören yabancılar daha da hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçmaya devam ediyorlar. 6.80-85 seviyesinde ucuz doları bulup kaçtıklarını zaten sizlerle paylaşmıştım. Bu seviyede doları tutmak bedavaya yabancılara dolar vermekten başka bir şey değildir demiştim. Nitekim dediğimiz birebir çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Borsadaki yabancı çıkışının devam etmesi, artarak devam etmesi hem doların kırılganlığını arttırıyor arkadaşlar. Çünkü dolara ciddi bir talep geliyor. Aynı zamanda da borsadaki kırılganlığı aşağıya doğru arttırıyor. Yakın zaman içerisinde 105.000 bir kez daha aşağıya doğru denenecek ve büyük ihtimalle arkadaşlar 100.000'i kıran bir borsa endeksiyle karşı karşıya kalacağız. Özellikle 120.000 seviyesinde ısrarlı bir şekilde uyarmıştım sizleri. Benim için rahat arkadaşlar. Zamanında sizleri uyardığım için bizi dinlemeyip borsaya girenler de şu anda ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Ya bekleyecekler ya bu zarara katlanacaklar ya da yeni düşüşlerle zararlarını büyütmeye devam edecek borsa yatırımcısı görünen o. Dolara dönelim. Dolar 7.40'a dayanmış durumda. Büyük ihtimalle 7.40 seviyesi bugün kırılacak, özellikle akşam saatleri itibarıyla. 7.40 yukarıya doğru kırıldıktan sonra yeni hedef 7.60-7.80 aralığı olacak. 7.80 kırıldıktan sonra ilk hedef 8.20 olacaktır. Dolar rekor üzerine rekor kırmaya devam edecek. Ben yıl sonu hedefi olan Merkez Bankası'nın ve uzmanların yıl sonu hedefi olan 7.34 seviyesinin tamamen hikaye olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu kadar problemi varken işte gelen son bütçe rakamı da ortada. Dış ticaret açığı ve cari açık da ortada. Aynı zamanda dış borçlar da ortada. Bu kadar büyük problemler varken doların zaten bu seviyelerde tutulma ihtimali diye bir şey söz konusu değildi. Ve nitekim bugün geldiğimiz nokta yıl sonu hedefinin üzerinde, bu hedefin üzerinde kalmaya devam edecek. Yıl sonunda büyük ihtimalle 9 lirayı kırmış bir dolar kuru göreceğiz. Eğer ki dolarda agresif durumlar söz konusu olmazsa. Dolarda agresif durumların olma ihtimali de her geçen gün biraz daha güçleniyor ve bu da büyük ihtimalle 13, 14, 15 liralık dolar kurunu bizlere gösterecek. Kimse de şaşırmasın. Deniz bitti, kara göründü. Türkiye'de para kalmadı. Yabancılar hızla kaçıyor. Bunun yanında dünyada bir yığın jeopolitik sorun var. Doğu Akdeniz meselesi bizi hem Avrupa ile hem Amerika ile, hatta zaman zaman Rusya ile karşı karşıya getiriyor. Bütün bunlar toplamda ekonomik riskleri arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir de pandemi meselesi var. Pandeminin ikinci dalgası koptu kopacak. Koptuğu an itibarıyla zaten Türkiye ekonomisi dünyaya bağlı olarak çok daha kritik bir sürece girecektir. Ve bu da dolar üzerindeki yükseliş baskısını arttıracaktır. Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 29.7 milyar liralık açık verdi. Bu çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Bakın sadece Temmuz ayında verilen açıktan bahsediyoruz. 29.7 milyar liralık bir açık var. 7 aylık bütçe açığı ise geçen senenin bütçe açığından bile fazla, 139.1 milyar liralık bir bütçe açığına ulaşmış durumdayız. Şimdi şunu söyleyenler olabilir. Ya pandemi nedeniyle bir yığın kredi verildi vesaire. O nedenle bütçe açığı patladı. Ne alakası var arkadaşlar? Bu bütçe açığı sanıyor musunuz ki pandemi olmasaydı olmayacaktı? Türkiye'nin harcamaları ortada. Türkiye'nin
kimsenin vergi toplayamadığı ortada. Biz kaç aydır söylüyoruz vergileri yükselttikçe vergi toplama ihtimaliniz daha da azalıyor diye. Vergiyle milletin ümüğünü sıkmayın diye. Bunu yaparak hem reel sektörü sıkıntıya sokuyorsunuz hem de insanları kayıt dışına yönlendiriyorsunuz, kaçağa yönlendiriyorsunuz diye defalarca söyledik, dinlemediler. Şimdi vergi toplayamadıkları için, harcamalar da her geçen gün biraz daha arttığı için bütçe açığı katlanarak büyüyor. Temmuz'da 29.7 milyar liralık bir bütçe açığı, büyük ihtimalle Ağustos'ta daha da artacak bu açık. Eylül'de daha da artacak. Yaz ayları bitiyor. Yaz aylarının avantajları da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla sıkıntı büyüyerek devam ediyor. Peki bütçe açığı ne anlama geliyor arkadaşlar? Yeni vergiler, yeni zamlar, yeni cezalar anlamına geliyor. Bizim daha da yoksullaşmamız anlamına geliyor. Fiyatların devlet eliyle arttırılması anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte ciddi zamlarla karşı karşıya kalacağız. Kimse şaşırmasın. Bugüne kadar zam olmuyor muydu? Zaten bir yıl zam görmüştük. Ama yeni zamlar da kapıda. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir bütçe açığı varken bizimkiler neyle övünüyorlar? Temmuz ayında konut satışları %124.3 oranında artmış. Artar tabii. Bankaları zarara sokarak, bütçeyi zarara sokarak, kamuyu zarara sokarak, eğer ki siz olması gereken faizin çok daha altında faizleri uygulayıp alabilecek kapasite de olana da, alamayacak olana da konut satmak adına kredi musluklarını sonuna kadar açarsanız konut satışları artar, patlar ya da müteahhitler kendi aralarında fiktif olarak alım satım yaparlar ve ellerindeki tüm malı kamulaştırırlar. Bu sayede konut satışları artar. Ağustos ayında ne olacak? Esas o tabloyu göreceğiz. Bir, ikincisi Ağustos ayında bu bütçeyi nasıl etkileyecek? Daha da ötesi, 2021 yılında bu verilen krediler vesaire batığa doğru döndüğünde bankacılık sistemini nasıl etkileyecek? Esas bunları konuşalım. Biz kısa vadeli olarak ya uçtu, kaçtı, patladı, işte konut satışları coştu falan diyoruz ama bir yıl sonra ak göz kara göz ortaya çıkacak. Bu alınan tüketici kredilerinin büyük bir kısmı geriye ödenmeyecek ya da ödenemeyecek. Öyle bir tablo Türkiye'deki finansal sistemin, bankacılık sisteminin büyük bir krize girmesini işaret eder. Banka batıklarındaki aşırı artış da ekonomik krizi beraberinde getirir. Biz aslında büyük bir uçuruma doğru sürüklüyoruz Türkiye ekonomisini. Bunu hiç konuşan yok bugünlerde. Konut satışları artmış Temmuz ayında. Bakın kredi daralması başladı bile. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasayı sıkılaştırmak için uğraşmaya başladı bile. Türk lirasını piyasadan çekmek için repo ihaleleri düzenliyor. Peki sadece yurt içinde mi problemler var? Hayır, yurt dışında da çok ciddi problemler var. Hafta sonu Amerika ile Çin ticaret görüşmelerine başlayacaktı. Belki sular biraz durulur, Amerika-Çin gerilimi biraz azalır diye düşünülüyordu. Ama tablo işte öyle olmadı. Tarihi belli olmayacak bir şekilde bu toplantı ertelendi. Yani toplantı büyük ihtimalle yapılmayacak. Amerika ile Çin arasındaki gerilim daha da artacak. Öbür taraftan Belarus'ta ortalık karışmış durumda. Lübnan'da ortalık, Beyrut'ta ortalık karışmış durumda. Avrupa'ya dönüyorsunuz, İtalya'da pandemi tekrar patlıyor. Avrupa ülkelerinin pek çoğunda ve Amerika'da pandemi hızla yayılmaya devam ediyor. İkinci dalga riski her geçen biraz daha önümüze düşüyor vesaire vesaire vesaire. Yani dünyada ciddi riskler var ve bu risk ortamında altın düşeceği söyleniyor, doların düşeceği söyleniyor. Mümkün değil arkadaşlar. Bu iş teknik bir mesele falan değil. İki tane çizgi çizerek, işte orası kulp, burası bilmem ne diyerek olmuyor. Biz de bakıyoruz tekniğe. Tekniğe bakmak değil mesele ama. Bu dönemde büyük resmi iyi görmek zorundasınız. Dünyada ne oluyor? Ekonomilerde ne oluyor? Jeopolitik riskler ne? Bütün bunları çok ama çok iyi okumak zorundasınız. Aynı 1918 ile 20 arasında yaşanan İspanyol gribi dönemi yaşanıyor arkadaşlar. Her geçen gün bu durum biraz daha netleşiyor. 1918-20 arasında İspanyol gribi hastalık olarak tüm dünyayı yıkıp geçti. 28'de başlayan ekonomik krizin temelini attı. 28-38 arasında yaşanan ekonomik krizde 1938 ile 45 arasında yaşanan büyük 2. Dünya Savaşı'nı doğurdu. Aynen öyle bir döneme hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Belki de 10 yıllarca sürecek büyük bir riskten bahsediyorum ve bu koşullar içerisinde de altın ister istemez yükselmeye devam edecek. Onun için altın tekrar 1980'e dayanmış durumda. Bakın pek çok kurum ve kuruluş altınla ilgili beklentilerini hep yukarıya doğru revize etmeye devam ediyor. En son Credit Suisse'e bakıyorsunuz.
bakıyorsunuz. Diyor ki 2021 yılında altın fiyatları, ons fiyatı 2500 doları görebilir. Bana göre altının ons fiyatı 2020'nin sonuna kadar bile 2500 doları görüp geçebilir. 3000'in üzerine 2021'de çok daha rahat bir şekilde görüp yeni hedeflere doğru koşabilir. Yani 4000 dolarlar, 5000 dolarlar hedeflenebilir. Jeopolitik risklerin artması, dünyadaki ekonomilerin daralması ve pandemi riskinin her geçen gün biraz daha gündeme gelmesiyle birlikte. Sadece bir pandemi riski var gibi görünüyordu ve aşının bulunması bir çözüm olacak gibi görünüyordu. Ama tablo hiç de öyle değil arkadaşlar. Doğu Akdeniz resmen kaynıyor, kaynıyor. Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye, Amerika, herkes orada bir pay sahibi olmaya çalışıyor. Aynı 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi. Büyük bir enerji savaşının altyapısı hazırlanıyor şu anda Doğu Akdeniz'de. 3. Dünya Savaşı eğer ki Doğu Akdeniz'den çıkarsa kimse şaşırmasın. Öyle bir sürece doğru itiliyoruz. Ve bütün bunları konuştuktan sonra gelin hadi biraz da rakamlara bakalım. Borsa düşüş eğilimini devam ettirecek arkadaşlar. Kim ne derse desin. Sadece Türkiye'deki borsa değil, tüm dünyadaki hisse senedi piyasaları büyük bir risk altında. Bu koşullar içerisinde en kritik meselelerden birisi varlık fonundaki pek çok şirket aslında ipotek edilerek o kaynak bulundu ve borsa yukarıya doğru çekildi. Şu anda varlık fonunun içerisindeki şirketlerin büyük bir kısmı borç batağına saplanmış durumda. Aynı zamanda da kardan zarara geçmiş durumda. Varlık fonuna katılmadan önce şirkete bakıyorsunuz, karlılığı artıda. Aynı zamanda borçsuz, varlık fonuna girmiş, hem borçları patlamış çünkü varlık fonuna girdiği an itibariyle ipoteklenmiş. Öbür taraftan da karlılığı tamamen dip yapmış. Varlık fonunda da yolun sonuna gelinmiş durumda. Borsadaki satış baskısı her geçen gün artmaya devam edecek. Dünya bir satıyorsa Türkiye'de iki satış gelecek. Yani risklerimiz ve kırılganlıklarımız borsada çok daha fazla. Ben yakın zaman içerisinde 100 bin aşağıya doğru kırılacağını düşünüyorum. 80 bine yolculuğunun başlayacağı kanaatindeyim. Bu seviyeler borsanın zirvesi olarak kalacak ve uzun bir dönem bir daha bu seviyeler görülmeyecek. Lütfen dikkatli olun borsa konusunda. Dolar 7.80'e artık emin adımlarla ilerliyor. Altın seviyeler zaten bundan sonra görülmeyecek. 7.80'e giden dolar 7.80'i kırdıktan sonra ilk hedef olarak 8.20'ye yürüyecek normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girdiğinde, daha doğrusu hem uluslararası riskler hem de Türkiye'nin riskleri önümüze somut bir şekilde düşmeye başladığında devalüasyonist etkiyle aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi doları ikiye katlanmış olarak göreceğiz. 13, 14, 15 seviyeleri bir anda karşımıza çıkacak. Bir sabah uyandığımızda 15 liralık bir dolar görürsek kimse şaşırmasın arkadaşlar. Euro da yükselişini devam ettiriyor. Tabii Euro dolar paritesinin 1.18'in üzerinde tutunuyor olması Euro'nun dolara göre bir miktar daha hızlı yükselmesini beraberinde getiriyor. Büyük ihtimalle 7.80'e giden bir dolar kurunun yanında biz 9.50'lik bir Euro göreceğiz. 10 lirayı zorlamaya başlayan bir Euro göreceğiz. Parite bu seviyelerde kaldığı sürece. Faiz cephesinde 13.80, 83 o civarlarda dönüyor. Bir sonraki aşamada da 14, 15 hatta 16'lı seviyeler zorlanmaya başlanacak gibi görülüyor. Bu da Merkez Bankası'nın politika faiziyle piyasa faizinin uyuşmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Zaten Merkez Bankası da o 8.25'lik politika faiziyle piyasayı fonlamaktan vazgeçti. Artık illa benden para istiyorsanız repoya dönün diyor. Yani 9.75'lik faizi gösteriyor. Neredeyse 1.5 puan daha fazla olan bir faizi gösteriyor. Yani her tarafta faizler yukarıya doğru gidiyor. Dünkü videomda da söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Merkez Bankası'nın politika faizini arttıracağını beklemeyin arkadaşlar. Arttırmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ısrarını devam ettirdiği sürece Merkez Bankası başkanlarının kendi inisiyatifini kullanarak öyle politika faizini arttırma falan eğilimine girmesi mümkün değil arkadaşlar. Merkez Bankası'nın faiz arttırabilmesi için o söylediğimiz devalüasyonist süreç olması gerekiyor. Şu anki yükseliş faizlerin
yükselmesini desteklemiyor. Aslında yükseltilmesi gerekiyor. Evet, proaktif bir yaklaşımla faizlerin yukarıya çekilmesi gerekiyor. Türkiye'nin koşulları ve enflasyon koşulları gereği politika faizinin en az 12-13 seviyesinde olması gerekiyor. Kabul ediyorum ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Cumhurbaşkanının faize bakış açısıyla ve politik kaygıları nedeniyle Merkez Bankası Başkanı'nın kendi inisiyatifini kullanarak faizleri arttırmasını beklemeyin arkadaşlar. 8.25'te kalmaya devam edecek. Evet, faizleri indiremeyecek belki ama yükseltmesini de beklemeyin. Şimdi goy goyunu yapıyorlar. Yok faiz yükselecekmiş falanmış filanmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiç o tuzaklara falan da düşmeyin derim. Diğer taraftan altın onsu, biz bu videoyu çekmeye başlarken 1970-1969 seviyelerindeydi. Şu anda 1979 seviyesinde, gördüğünüz gibi daha dün söylemiştim 1980'i, bu hafta içerisinde görecektir, üstüne çıkacaktır ve 2000'i zorlamaya başlayacaktır demiştim. Ne dediysek o, gördüğünüz gibi 1980'i zorlayan bir altın ons değeri var. Büyük ihtimalle bu hafta, en geç önümüzdeki haftada 2000'in üzerine tekrar kendisini atacak ve burada oluşturduğu destek hacimle birlikte önce 2300, sonrasında 2500'ü zorlamaya başlayacak arkadaşlar. Doğal olarak gram altında da 2300'e giden bir ons değeri ve 7.80'e giden bir dolar değeriyle birlikte 576-580 aralığında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Bir daha da 400'lü seviyeler görülmeyecek. Aynı 300'lü seviyelerin görülmediği gibi. Hayal kuranlar olabilir. Altın düşecek diyenler olabilir. Aşı bulundu, Rusya seri üretime geçti, bakın her şey güllük gülistanlık olacak diyenler olabilir. Altın bu nedenle tepe taklak olacak diyenler olabilir. İstiyorsanız elbette de onlara inanabilirsiniz ve onların söylemlerine göre hareket edebilirsiniz. Benim gördüğüm veriler, benim gördüğüm, okuduğum haberler, dünyanın gidişatı, Türkiye'nin gidişatı bunu desteklemiyor arkadaşlar. Altının yükselişi agresif bir şekilde devam edecek. Yeni rekorlar göreceğiz. Altın rekor üzerine rekor kırmaya, dolar rekor üzerine rekor kırmaya devam edecek. Bu arada dün bir matematik hatası yapmışız. Önemli, onu da söyleyeyim sizlere. Rusya 1,5 milyon doz aşı üretiyor. Nüfusu 150 milyon. 10 yılda ancak kendi ihtiyacını karşılayabilir falan demişim. Oysa 1,5 milyon dozu yılda üretiyorsa 100 yılda ancak kendi ihtiyacını karşılayabilir. Ya da yıllık 1,5 milyon doz aşı üretebiliyorsa nüfusunun, sadece kendi nüfusunun %1'inin ihtiyacını karşılayabilir. Pandeminin hızına yetişemez arkadaşlar. Avrupa ve Amerika'da aşıyı geliştirmek için zamana ihtiyaç duyduğu için sonbahar aylarında ikinci dalga ister istemez kapıdan içeri girecek. Ekonomik riskleri çok daha fazla arttıracak. Kongrede Eylül ayı itibariyle tekrar çalışmaya başlayacak. 1 trilyonla 3 trilyon arasında bir paket onaylanması bekleniyor. Bu paket onaylandığı anda altın onsuna olan ilgi ve talep artacaktır. Bu paranın büyük bir kısmı altına akmaya devam edecektir. Bu da altının yükselişini daha da tetikleyecektir. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.